geldiniz öncelikle. Danıştay'ın verdiği bir karar oldu. Tarihi alanlarda kamu binası yapılamaz diye bir karar çıktı ve ilki kararları iptal etti. Bu davanın konusu neydi? Hangi tarihi alanı konu ediniyordu? Şimdi Atatürk Orman Çiftliği alanlarında kaçak saray yapılmıştı biliyorsunuz. 2014 yılında 5. İdare Mahkemesi kaçak sarayın kaçaklığını tescil eden bir yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Tam o süreçte 2014 yılında hemen bu kararın arkasından 271 sayılı ilke kararında bir değişiklik yapıldı ve o ilke kararında da tarihi alanlarda kamu yapıları yapılabilir maddesi koydular. Aslında bu doğrudan Cumhurbaşkanlığı'nın kaçak sarayı doğrudan ilgilendiren, yasallaştıran bir yöntem oldu. Bu 271 sayılı ilke kararıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı aslında kamu yapısı olarak tarihi alanda yapılmış oldu. Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı çünkü Atatürk Orman Çiftliği. Sonra bu Mimarlar Odası dava açtı ve dava reddedildi. Dava daireleri genel kuruluna gitti. Dava daireleri genel kurulu ki üst kuruldur aslında Danıştay'ın. Burada iptal edildi bizim lehimize karar. Geçtiğimiz günlerde de işte Danıştay 6. Dairesi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun bu kararını onadı. Bu kararını onamasıyla birlikte aslında tarihi alanlarda kamu yapısının yapılamayacağı kesinleşmiş oldu. Doğrudan aslında ilgilendirilen en önemli örneklerden bir tanesi Atatürk Orman Çiftliği'ndeki kaçak saray. Dolayısıyla kaçak saray katmerli kaçak haline geldi bu kararla birlikte. Ne yapılabilir bu saatten sonra derseniz muhtemelen Cumhurbaşkanlığı zaten davada müdahil. Kültür Bakanlığı'nın yanında kendisini ilgilendirdiği için temize götürebilirler. Temiz makamı neresi derseniz temiz makamı dava daireleri genel kurulu yani bu kararı iptal eden dava daireleri genel kuruluna gidecek temize. Dolayısıyla biz temize de gitseler farklı bir karar beklemiyoruz. Bu süreçte iptal kararı geçerliliğini koruyacak. Burada Cumhurbaşkanı'nın acilen kaçak sarayı boşaltması gerekiyor. Çünkü devleti temsil eden bir kişinin bu derece kaçaklığı tescillenmiş bir mekanda devleti temsil etmesi hukuka aykırı. Zaten anayasa ve hukuk devletinde, demokratik devletlerde anayasaya göre hukuka uymak zorunda. Dolayısıyla hukuken kaçaklığı tescil edilmiş, kaç kere tescil edilmiş olan kaçak sarayda Cumhurbaşkanı'nın bir gün daha durmaması gerekiyor. Bizim nezdimizde Cumhurbaşkanlığı mekanı Çankaya Köşkü'dür. Yasal, meşru, tarihsel ve simgesel olarak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne taşınması yerinde olur. Şu anda kaç tane dava var peki bu Cumhurbaşkanlığı işte sarayıyla alakalı ve hangileri sonuçlandı? Şimdi Atatürk Orman Çiftliği alanları olarak biz süreci takip ediyoruz. 160'ı aşkın davamız var Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin. Kaçak sarayın ruhsatları, iskanları, oradaki işte ilke kararları, koruma kurulu kararları, plan kararları bunların hepsi yargıya taşındı. Ayrıca bu 2014 yılında Cumhurbaşkanı'nın işte ben bu karara uymayacağım, bu binayı yapacağım, içine de gidip oturacağım dediği yargı kararını biz Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi de bunu reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdük. Şu anda kaçaksarayla ilgili dosyamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde filtrasyonu geçti ve yargılama süreci başladı. Bu açıdan da mesela bu karar çok kıymetli. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yürüyen davamız açısından da bunu belge olarak sunacağız. Zaten kamu yapılarının yapılamayacağı da tescillenince bu sefer kaçaklığı iyice ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla 160'ı aşkın davamız var Atatürk Orman Çiftliği alanlarında. Bunların büyük bir kısmı da kaçaksarayla ilgili. Peki bu dava kararına uyulacağını düşünüyor musunuz? Nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Ya bu tabii demokratik ülkelerde, hukuk devletinde bu karara uyulması gerek. Yani bizde uyulur mu derseniz sıkıntılı bir durum bu tabii. Hukukun gerçekten bertaraf edildiği, anayasanın uygulanmadığı bir süreç içerisinde biz gene de umudumuzu hukuktan yana kullanmaya çalışıyoruz. Yani uygulanmasını bekliyoruz. Yani bir ülkenin başındakiler eğer hukuku
uygulamazlar, anayasayı ihlal edecek bir yaklaşım içerisinde olurlarsa o zaman toplumsal sözleşme bozulmuş oluyor. Ve demokratik bir hukuk devleti olmaktan çıkıyoruz. Bu bir taraftan da bu ülkenin demokrasisinin sınavı. O açıdan yöneticilerin hukukun verdiği karara uymasını bekliyoruz. Uygulanır mı, uygulanmaz mı onu bilmiyorum ama sonuç itibarıyla bugüne kadarki kararlar uygulanmadı. Ama tarihe düşülen de çok önemli notlar bunlar hukuksal açıdan baktığımızda. Hukuku uygulamayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Bunun adı demokrasi değil herhalde.